Merhabalar. Bugün konu biraz fazlaca karışık. Ee, şöyle diyeyim, Sodom Kumele diye duymuşsunuzdur tarihte. Sodom Kumele, Lut kavminin yaşadığı şehirler, özellikle Sodom, bu Lut gölünün yakınlarında, Lut çölünün diyelim. Lut peygamberin kavmi olarak bilinir. Ancak hepsi Lut'tan gitti. Böyle bir e, yer var mıydı? Böyle bir şey var mıdır? Lut gölü var. Lut gölünün oluş sebebine de e, o sıralarda yani e, herhalde milattan 3000 yıl, yıl civarında falan bir kritik e, şey gök taşı düşer. Ona ne diyor? Asteroid düşer. Orada gerçekten çok büyük bir şey açılır. Lut çukuru galiba o asteroitten sonra meydana gelir. Çukur açılmasından sonra göktaşı düşmesinden sonra da çevreye yayılan o oradan çıkan lavlar çıkarılan toz ve toprak tuzlu olduğu için bölge tüm bölgeye yayılır. Ve bölgede bin yıla yakın kuru şey ot bile bitmez. Çünkü tuzlanır toprak falan. Daha sonra İsrailoğulları gelir ve o topraklar tekrar yeşermeye başlayınca o topraklar üzerinde e, tekrar e, yaşamak e, yaşarlar yani yaşamaya başlarlar. Şimdi buradan niye böyle başladım lafa? Buradan bu Modam Komore'nin felaketini ya da Lut kavminin felaketini ta bugüne bağlayacağım aslında. <laughs> Şimdi bunun biz felaketin niye olduğunu üç aşağı beş yukarı işte dini kaynaklardan öğrendiğimize göre orada e, aşırı derecede eşcinsellik varmış. E, Allah bunları yasaklamış. Ondan sonra yapmayın bunları falan demiş. Fakat kulları da ısrarla yapmışlar. Yani peki nesil türemiş mi? E, tabii kadınlarına da beraber oldukları için nesil de gene sürüyor. Fakat eşcinsellik de bu arada almış başına gitmiş bize dini kitaplardan böyle aktarılıyor. Fakat dediğim gibi bilimsel kitaplar böyle olmadığını söylüyor. Oraya diyorlar göktaşı düştü, lüt çukuru öyle oluştu. Dolayısıyla diyorlar bölge o şeyden sonra astronomin düşmesinden sonra bin yıla yakın grupça ot bile bitmedi bölgede falan diyorlar. Bundan sonra peki eşcinsellik bitti mi dünyada? Bitmedi. İnsanoğlunun e, tuhaf bir şekilde olduğu yerde hep maalesef böyle sapkın diyorum ben. E, bunu anlatırken şeyde zannetmeyin kimse ben eşcinsel e, e, şeylerini falan savunmuyorum. Doğruluğunu savunmuyorum ama eşcinsel haklarını savunuyorum. Onlar da bir insan. Yani ben Geçen de söyledim. Ben eşek haklarını da savunuyorum. Yani bana muhalefet edenlerin haklarını da savunuyorum. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ben onların da bir insan olarak e, e, gördüğüm için ya herkes diyorum istediği şekilde yaşasın. Bana ne yani? Neyse konuyu tekrar e, kaldığım yerden başa alıyorum. E, eşcinsellik ondan sonra bitti mi? Bitmedi. Ancak Burada çok önemli bir şey açıklayacağım ben size. Eşcinsellik bu Mezopotamya'dan bu taraf bölgelerde var ama Orta Asya'da yok Türklerin yaşadığı bölgelerde. Bunu nereden biliyoruz? Biz 922'lerde henüz Selçuklu İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulmamış. Bu Hazar'ın aşağı taraflarında falan Oğuz boyları var. İbni Fatlan diye Şöyle göstereyim ben size kitabı. İbni Fatlan Seyahatnamesi diye bir kitap var elimde. E, Profesör Ramazan Şeşen Türkçeleştirmiş, yayınlamış bunu. Burada şöyle diyor. Bu kitabın 11. sayfada. Bir gün onlardan bir adamın evine, çadırına gittik. Yani ev dedi çadır. Oturduk. Adamın karısı da bizimle oturdu. Bizimle konuşurken e, tabiri caizse buradaki gibi söyleyeceğim ben e, cinsel şey e, kışını kaşıdı diyor. Kocası güldü tercümene onlara söyle sizin yanınızda onu yapıyor. Siz görüyor ve onu koruyorsunuz. Yani e, e, yanlış gözle bakmıyorsunuz. Ancak eleştiriyorsunuz anlamında. Ona bir şey olmuyor. Bunu ben onu kapatıp da başkalarına müsaade etmesinden daha mı iyidir? Bu onu kapatıp da başkalarına müsaade etmesinden daha mı iyidir? Yani sizin yanınızda şey davransa da biraz kelimeleri şey diyeceğim diye yanlış da okuyorum. Sizin yanınızda diyor kapatıp yani şey görünse de işte e, nasıl söyleyeyim ben ehli namus görünse de başkalarına karşı yılışıklık yapsa daha mı iyi diyor. Açıkça hareketlerine ee, daha şey diyor diyor. Ne içinden nasıl geliyor? Söyle davranıyor. Devam ediyor burada. Zina diye bir şey bilmezler. Birbirine böyle bir şey görülürse birinde onu iki parçaya bölerler. Ee, ağaçların dallarına bir yere getirip Failin ellerini ayaklarını ağaca bağlarlar. Sonra da dalları serbest bırakırlar. Yani ağaç dallarını birleştiriyorlar ayaklarından bağlıyorlar. Ağaçlar serbest bırakınca herhalde bağlı insan çatadan ikiye ayrılıyor. Bu eşcinsellik falan zina da Türklerde yasak. Bunu bu bir de Arap gezginci. Araplar Türklere iftira atmayı ve onları karalamayı çok severler. Zaten burada da gizli bir şey var. İşte kıçını kaşıdı, bilmem ne yaptı yanımızda. Güya edepsiz hareketler yaptı der gibi kocasının yanında yapıyor bir de bunu. Kocası da diyor ki öyle yanlış anlamayın siz diyor. Yani bu diyor şey değildir. Bizim normal hareket tarzımızdır. Bu bize göre ahlaksızlık değildir diyor. Demek ki bu Türkler Anadolu'ya geçiş yollarında mı bazı şeylerini, değerlerini kaybettiler? Daha sonra Anadolu'ya geçiş yollarında karşılaştıkları kavimlerle mi değerli bazı değerlerini kaybettiler? Onları bilmiyorum. Sonra Buradan şeye geleceğim ben. Ee, Osmanlı dönemindeki geçen bir açıkladım ben. Osmanlı dönemindeki bu Leventlerin ve Suhtelerin hareketlerinin ne boyutlara ulaştığını falan. Niye bu kadar toplumun bozulduğunu üstelik şeriat yasalarıyla yönetildiği halde niye bu kadar bozulduğunu anlatmaya çalışacağım. 16. yüzyılın ortalarında 16. yüzyılın ortaları 1500 50'ler, 55'ler falan oluyor. O zamanlar e, Kanuni Sultan Süleyman Padişah ki dün Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih'ten sonra en dirayetli, en uzun süre kalan Padişahı. Fatih Sultan Mehmet Padişah, Ebu Suud da onun e, din işlerine bakan Şeyhülislam'ı. Fakat Ebu Suud'un verdiği fetvalar e, Allah muhafaza iki kardeşi bile birbirine e düşman ediyor. Biliyorsunuz Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'nın e, idamında Ebu Suud'un yanlış fetva vermesi, hatta o zamanki Celal isyanlarının altında da Ebu Suud'un işte Kızılbaşlara ya da Alevilere diyeyim. E, verdiği fetvalar yüzünden milleti birbirine düşürmesi. Bu tür şeylerde de Ebu Suud'un fetvalarının önemli olduğu burada yazıyor bu bu o zamanlar bu fetva veren Ebu Suud yandaşlarıyla Ebu Suud yandaşları da işte geliyorlar istedikleri gibi Ebu Suud'dan fetva alıyorlar. Nasıl istiyorsa yani şunu öldürmek caiz midir? O da caizdir diyor. Şu şekilde yapmış diyor. E ne yapalım? işte biz bunu şey diyeceğiz. Çarmıha geleceğiz ya da çarmıha gelmek olmaz. Yanlış söyledim İslamiyet'te de. Biz bunu kaçırıp diyor işte bilmem ne yapacağız. Caiz midir? Hatta böyle saç, sapır saçma fetvalar da çıkıyor. İşte malını alacağız. Caiz midir? Caizdir falan. Ee, yani bunların bir kısmı da o günkü Şeyhülislam'ın Ebu Suud'un böyle kendi başına buyruk, kendi e, şeyiyle, e, dedi, pastı kafasıyla verdiği fetvaların sonucu halk iyice cığırından çıkıyor. Neyse şuradaki şeyi okuyun bir tekrar e, konuşmaya devam edeceğim. Yüz, e, 16. yüzyılın ortalarına yaklaştıkça suhte ve talebey i umumun, umu, umumun yani medrese öğrencilerinin hareketleri de Leventlerinki gibi yavaşlamak şöyle dursun bir bütün sertleşti ve genişledi. Öğrenciler de artık yalnız şehir ve kasabalarda şunun bunun oğluna, kızına el uzatmakta kalmayıp küçük gruplar hatta bölükler halinde isten hareketlerine girişiyorlar ve soygun üstüne soygun yapıyorlardı. Aynı zamanda Türkiye'nin öğrenci karşılıklarına sahne olan bütün bölgelerde asilerin aralarında dayanışma ve birbirlerini koruma eylemlerinin geliştiğinde ortaya ortaya çıkmaktaydı. Yani bu leventler dediği işte o zamanlar daha önce de söyledim. Bunlar şey diyorlar. Bak burada da diyor oğluna ve kızına el uzatmakta. Bunlar e, bazı bölgelerde basıyorlar. Küçük yerleri, şehir, kasabaları, köyleri. E, kız olan ne olursa özellikle oğlanları kaçırıyorlar leventlere. Satıyorlar onları leventler yanında eee yeni Yeniçeri askerlerinin işte biraz rütbelileri e, onların yanında bir de lavanten dedikleri bu kaçırılıp da kendilerine böyle şey yaptıkları eee Söylemekte de zorlanıyorum. Ee, genç erkek çocuklar var. Oğlan, Oğlanlar diyorlar onlara. Oğlanları var. Yani Levanten dedikleri de onlar. Ama bunlara diyor biraz önce de e, e, dün de okudum ben bunu. Bunlara e, şey etmek yerine e, karşı çıkmak yerine diyor şey e, Hacı Hoca takımı tamamen Sanki müsaade ederim yapmışlardı. Ne zaman bir erkekle bir kadın el ele tutuşsa namus elden gidiyor diye bağırıyorlardı ama bunlara da ses çıkartmıyorlardı. Şunu demek istiyorum burada. Dün de söyledim ben. Birisi aşırı çığırtlanlık yapıyorsa din elden gidiyor işte ahlak elden gidiyor diye mutlaka onun bu işlerde biraz parmağı vardır. O zamanlarda bu Hacı Hoca takımı Şeyh, Şeyhülislam Ebu Suud'un kadrosu etrafında çöreklenmiş ve istedikleri gibi fetva alan takım kafalarına göre fetva çıkartıyorlarmış. Ki bunların devamında da dün de söyledim ben 1620'lerde o padişah ikinci genç Osman'ı tecavüz ederek öldürmeye kadar da gitmiş mesela. Niye? Sen bizim dediklerimizi yapmıyorsun. Bizim istediğimiz gibi fetva çıkartmıyorsun diye. Şimdi Gelelim. Bugünkü duruma. Biliyorsunuz 5-6 e, 4-5 ay mı oldu Haziran seçim? 6 ay oldu. Haziran seçimlerinden sonra şöyle bir şey, o zamanlar da şöyle bir şey çıkmıştı işte. bunlar dediği muhalefet. Bunlar LGBT'ci. Ya koca bir parti LGBT'ci olur mu? Koca bir partinin üyeleri LGBT'ci olur mu? Sen e, Karaman'daki bir vakıftaki olayları kapatıyorsun. Ondan sonra geldin. Koca bir partiye bunlar LGBT'ci dedin. Yani insan kendinde olmayan e, vasıfları mı arar? Ne yapar? E, kendinde olan vasıfları mı başkasına yakıştırır? Vasıf olmayan dedim. Olmadı yanlış söyledim. Kendinde olan vasıfları mı başkasına yakıştırıyor bunlar acaba? Ne demek istediklerini pek anlayamadım. Bunlar LGBT'ci diye e, halkın ince damar uçları duygularıyla oynuyorlar. Halbuki e, burada İbn-i da e, yazıyor. Türklerde namussuzluk olmaz. Hele hele bu tür e, LGBT şeyleri hiç Ha olabilir. İnsan e, beşer şeşer. Milyonda bir kişi de olabilir. 1 e, bir milyonda sekiz, sekiz, mil, hadi on binde bir kişi desek işte neyse 30-40 kişi geçen LGBT'nin şeyine baktım ben bunu konuşmayı biraz bilgim olsun diye. E, i̇lk LGBT 30 kişiyle kurulmuş. 30 kişiyle onur yürüyüş yapmışlar falan. Sayıları da daha hala o civarda. 30-40 kişi civarında. Ya bunlar yani bir kahveyi bile dolduracak adam değil bunlar. Ha bunlar fazla gürültü çıkartıyor. Niye? E, onlar da ikide bir de sokağa çıkıp yürüyorlar. Halbuki sokağa çıkıp yürümeseler kimse farklarında bile olmayacak. Yani onlar da biraz şey diyor, Durmuyorlar yerlerinde. Başkalarının eline de koz veriyorlar. Tabii sonuçta e, buna inananlar var mı? E, var aslında araştırmadan. Ya diyorlar Lut kavminin başına gelen felaket acaba bizim başımıza da mı gelir? E, o sizin başınıza gelseydi Osmanlı döneminde gelirdi. Osmanlı döneminde resmen kasabaları, köyleri basıp oğlan kaçırıyorlarmış. Yani o zaman niye bir felaket gelmemiş başınıza? Şimdi de gelmez, merak etmeyin. Ondan dolayı felaket gelmez. Felaket aslında başka taraftan geliyor. O oraya dikkat çekmek lazım. Burada demek istediğim benim şöyle bir notlarımı tekrar gözeteyim. Sonra bak, şunu diyeceğim. Şimdi bu lafada bir takım bazıları karşı çıkacak işte sen ne diyorsun ya işte LGBT'yi mi falan filan. Ben başım, lafın başında da söyledim ama LGBT'yi övmüyorum. Ben yani 30-40 kişi ya bırakın insanlar insan istediği gibi yaşasınlar diyorum. Ee, sonuç olarak şöyle bağlayayım ben lafımı. Ne, ne dersen de ne kadar iyi konuşmaya çalışırsan çalış. Herkes bir kusur bulur. Hatta biz şöyle bir laf söyleriz, ya, ne konuşup duruyorsun işte Allah fermanı mı, Allah'ın ayeti mi? Maalesef bugün Allah'ın ayetine bile kurtukanlar var kardeşim, şu şöyle diyor, bu böyle diyor, yok diyor orada şunu anlamak lazım. Bu ayet buraya olmamıştır, e artık Allah'ın ayetine kadar sataştığımıza göre benim lafıma da sataşanlar olacak tabii. Şu şöyledir, bu böyledir. Herkes kendine bir ayna tutsun diyorum ben. Bakalım ne göreceksiniz. Yüzünüze değil. Ha yüzünüze tutun sonra bir kalbinize tutun. Duygularınıza tutun. Ya bir sorgulayın yani. Şöyle bir düşünün. Bir kendi kendi kendinize bir iç çocukluk yapın. Ben ne kadar şeyim işte öbürlerine ne kadar karşıyım? Buna ne kadar karşıyım? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Beni burada ilgilen taraf nedir? Falan diye bir şey bakalım kendi kendinize yüzleşin bakalım e sonuçta ne bulacaksınız yani kendi kendinize ayna tutunca aman korkmayın çünkü içinden bir beklemediğiniz biri de çıkabilir teşekkür ediyorum hoşçakalın.